özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik hizmet verebilecek birimleri oluşturma planında hemen Sayın Vekilim geldi. Dedi ki Hiranşehir ne durumda? Biz de dedik ki Sayın Vekilim tabii ki Hiranşehir hak ediyor. Yaptık planlamamızı ve Sayın Valim'in de bahsettiği gibi bir bu planlama çerçevesinde hemen hızlı bir şekilde valiliğimiz, kaymakamımız, Sayın Vekilimin de işi kolaylaştırmasıyla biz çok müteşekkiriz kendisine. Birazdan gidip bu merkezimizi açacağız. 59 kilometre 2012'de. Aynı yıl açtığımız köylerdeki sondaj sayısı 26. Niye biraz az gözüküyor? Çünkü 2011 yılında 81 tane sondaj kazmışız Viranşehir'in köylerinde. Daha da yapacak çok işimiz var. Çünkü söylediğim gibi açtığımız, yaptığımız hizmetleri saymak bu yağmur altı. Acilde diyor tedavimi yaptılar, çıktım, kredi kartımı çıkarttım, sicil numaramı verdim. Çocuklar kaydedin, neyse ücret. Dediler ki de ücret almayız. Kardeşim ücret alacaksınız. Benim siyasi hayatımda prensip olarak nerede ne yapsam kayıtlıdır. Demişler efendim demişler. Sana mahsus değil. Sana mahsus değil. Acile işi düşen her vatandaşa Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşından ücret almıyoruz demişler. Dedi vallahi ben de bu hizmeti yaptığımızı bilmiyordum orada öğrendim. Emin olun Allah'a şükür hayatın her alanında o kadar güzel işler yapıyoruz. Bazılarını gördüğümüzde ben de mutlu oluyorum. Şimdi ile ilgili bir konu olduğu için oradan örnek veriyorum. Diğer konulara girmiyorum. 19.246 kişiye 5 trilyon lira 3 ayda destek sağlamışız. Ailelere. Yeni bir insanlara başbakanımızın talimatıyla maaş veriyoruz. Viranşehir'de 481 dul kardeşimize, dul bayana ayda 120 bin lira destek çıkıyoruz. Her Allah'ın ayı. Bunu bilen var mıydı? Kaç kişi biliyor arkadaşlar? Peki eskiden bu özürlülerde herkes utanırdı, sokağa çıkartmazdı. Ciddi bir külfetti. Allah'a şükür özürlülere baksın bu toplum. Anneler, babalar bunu yük şey saymasınlar, sıkıntı saymasınlar diye. Bunun için verdiğimiz destek 694 özürlümüze sadece Viranşehir'de değerli kardeşlerim aylık 440 bin lira para veriyor. Bakanlığımız tarafından oluşturulan aile destek merkezimizin açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Urfa'yla koşarak geldi, dedi ki aman aman Viranşehir'i sakın ona unutmayasınız. Biz de planımıza dahil ettik Viranşehir'imizi. Biz kendisine de teşekkür ediyoruz. Çünkü sizlere hizmet etmek bizim en büyük arzumuz. Bu arada kendisi gönül köprüsü olduğu için, vekiliniz olduğu için de çok şanslı olduğunuzu da ifade etmek istiyorum. Yönelik destekleyici faaliyetlerimizle biz inşallah sadece sonuncu değil ayrıca süreci de yönetmeyi hedeflemekteyiz. Üniversiteyi de bitirdim. Üniversitede öğretim üyesi oldum, hoca oldum. Alanımda doçent oldum. Daha sonra yine fırsatlar milletvekili oldum. Ve şimdi de geldim karşınızda. Bakın bir kadınım ama bakan yardımcısı oldum. İşte nice Viranşehirli kadınlarımız, kızlarımız var burada. Potansiyel çok. İşte bu merkezle inşallah biz onların potansiyelini kullanacağız. Biz onların her birini milletvekili, her birini bakan, bakan yardımcısı, öğretmen, doktor, savcı, avukat görmek istiyoruz. Böylece hep birlikte değişeceğiz, hep birlikte yükseleceğiz. Hocam bakanı göremiyoruz. Bakan burada. Bakan burada. Gel. Sizi görmek istiyorlar. Sanayi makinesi nasıl işte? Noturunuzu alsanız şeyi sekreteri alsın onu danışmanı. Milletvekilimiz kalıyor. Karşına fotoğraf çekerseniz parayı vereceğiz.
Preparör. Girdin mi makineye yoksa? Evet buyurun. İmkanlarımız olsaydı bunlar yenisini alıp daha güzellerini dikerdik. Daha güzel öğretirdik arkadaşlarımla beraber. Bunlar hepsi eski artık perdelerden dolayı. Burada kestik. Üretimini yaptık. Yani imkanlarımız olmadığı için elimizden gelen bu da. Hoca da yardım ediyor imkanların ama bununki de nereye kadar? Maaş bağlı daha da güzel şeyler yapabiliriz yani. Aslında. Yani biz şimdi bir ay sonra hepimiz işe gideceğiz. Fon daha çapaya gideceğiz. Bir ayda bildiklerimiz hepsini unuturuz yani. Bir gelirimiz olsa gitmeyiz yani. Burada çalışırız daha güzel yaparız. Buraya devam etmek istiyoruz. Yani. Ve sağ olsun İranşehir'de bir bahar yağmuru ve öğleden sonra da bahar bayramı gibi bir hava oldu. Ve gereken açılışları yaptık. Ve bundan 4 ay önce bu Cumhuriyet İlkokulu'nun su altında kaldığı ve burada talebelerin eğitim yapmadığı için ve bunun geldik. Sağ olsun Sayın Valime ilettik ve gereken birimlere talimat verildi. Ve şimdi bu okulu da gezdik. Çok güzel, mükemmel her şey yapılmış. Ve bu arada da 3 tane bilgisayar da bu okula getirdik. Onu da güle güle kullansınlar. Sayın Bakanımıza buradan Ankara'ya kadar teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yardımlarını devam edecektir. İranşehir en güzel şeylere layıktır. İranşehir 200 bin nüfuslu bir ilçedir. Ama İranşehir hak ettiği yeri bulacak. Hepinize saygılar.